Hoş geldiniz diyelim. Mavi Vatan kavramının e, kurucusu, e, doçent doktor Cihat Yaycı. Nasılsınız? Hoş, sağ olun Simge Hanım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İşte şöyle böyleyiz. Yani kendi hayatımız evet. iyiyiz ama e, o kadar kaygı verici haberler, e, gelişmeler oluyor ki... ...iyiyiz demeye de utanıyoruz. Ben hemen kitabın ortasından sorayım. Bir yanda Almanyayla yapılan anlaşma. Diğer yanda Lübnan'dan kaçanlar yeni bir göç kapıda mı? Ne dersiniz Sayın Yaycı? Şimdi e, Türkiye'de bu sığınmacı sorunu, düzensiz göçmen sorunu dünyanın hakikaten e, en fazla e, sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi biziz. Şimdi ben size bir şey göstereceğim Simge Hanım şurada. Bu hı hı. Birleşmiş Milletler istatistiğidir. Hı hı göç İdaresi evet. idaresi de yayınladı. Dünyada 193 devlet var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. 193 devlet arasında sığınmacılarda en fazla ev sahipliği yapan hatta resmi rakamlara göre kayıtlı sığınmacı kayıtsızları saymıyoruz ve resmi bildirilen rakamlara göre ki benim hesaplarımına göre çok daha fazla bu rakam resmi rakamın bile daha fazla olması lazım. 3600'e göre dahi sığınmacı olarak bakın mülteci değil sığınmacı çok Hı. ayrı bir kavram sığınmacı sığınmacı olarak dünyanın yüzde yirmisini biz ev sahipliği yapıyoruz 193 devlet var beşte biri bizde yani rakamın büyüklüğünü görüyor musunuz Efendim diyecekler ki cihat Ben biliyorsunuz hem bir askerim hem bir akademisyenim Dolayısıyla benim belgesiz konuşmam doğru olmaz. Afaki şeylerle konuşmam doğru olmaz. Çünkü beni bağlar. Ben belgeyle konuşuyorum. Ve bu belgeler de Birleşmiş Milletler'in İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın belgeleri. Şimdi bunu böyle abartıyorsun diyerek hemen çıkanlar oluyor. Ben onlara şunla cevap vermek istiyorum. İletişim Başkanlığı'nın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin İletişim Başkanlığı'nın 2023 Güvenli Liman Türkiye isimli bir posteri var. Diyor ki. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği ülkedir diye övünerek bunu ifade ediyorlar. Onun için yani bu bunun teyidi bu da itirafıdır. Onu açıklıkla belirtelim. Şimdi, Sayın Yaycı bir ekleme yapabilir miyim? Yani tabii, sığınmacılar için, mülteciler için, kaçaklar için güvenli liman ama kendi vatandaşı için güvensiz liman sokaklar. E, suç makinalarıyla dolu hemen her gün e, bir affedersiniz deyim için şehir magandasının karıştığı suçun haberini ekrana getiriyoruz. Biz güvende değiliz ama e, mülteciler gerçekten burada güvende. Bakın konu çok önemli. Konumuz Lübnan. Lübnan'da e, İsrail'in toprak genişleteceğini ben daha önce sizinle yaptığımız programda da söylemiştik hatırlarsanız. Hı hı. E, ve hı hı. aylar önce söylemiştik. Hatta Ekim ayının 10'unda ben bir demeç vermiştim, bir değerlendirme bizim Türkteksin analizlerine dayanarak. İsrail, Gazze bir başlangıç ama sonuç değil. İsrail burada toprak büyütecek, Lübnan ve Suriye'den toprak alacak demiştik. Amaç budur, onu dikkate almak lazım dedik. Ve Lübnan dün itibariyle hem havadan hem karadan belki de şu anda denizden vurulmaya başlandı. Lübnan'da en Lübnan küçük bir ülke ama onlarda da sığınmacı sayısı hiç azımsanmayacak derecede. Anlaştırma diye bir kavram var biliyorsunuz. Böyle böl 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 parçala parçala sonra bir araya getir. Bunu demokratik bir havaymış gibi her an parçalanabilir bir halde tutma. Fakat yani bizim birlik ve bütünlük içerisindeki güçlü devlet anlayışımızla bağdaşmayan bir anlayış içerisinde inşa edilmiş bir hükümet yapısından bahsediyoruz Lübnan'da. Fakat fakat böyle bir yapıda dahi Lübnan hükümeti sığınmacıları uluslararası, orada da milyonlarca sığınmacı var. Ama sokakta sığınmacı göremezsiniz Lübnan'da. Sokakta sığınmacı göremezsiniz. Bizim parlamenterler Lübnan'a gittiler ve parlamenterlerin yazdığı rapordan konuşuyorum ben şimdi. Gene belgeli konuşuyorum. Afaki konuşmuyorum. O parlamenterlerin yazdığı rapora göre sokakta sığınmacı yok. Neden yok? Çünkü Lübnan uluslararası hukuka göre hareket ediyor. Sığınmacılar geliyor ama onları kamplarda tutuyor. Sığınmacı ne demek? Sığınmacı sadece can güvenliğini tehlikede benim canımı koru diye sığın sığınan. Bana iş ver. Bana e, efendim e, sokaklarda ev ver. E, şehirlerine yerleştir beni. Fabrikalar kurdur. Ben senin vatandaşlarının yararlandığı bütün haklardan yararlanayım diye bir kavram uluslararası hukukta yok. Dünyada Türkiye'nin yaptığı uygulamanın da eşi benzeri yok. Kampta tutuyor. Zaten biliyorsunuz filmlerde bile sayın seyircilerimiz hatırlayacaklardır. E, Afrika'da bile mülteci kampları var, sığınmacı kampları var çadırlarda ve oraya Birleşmiş Milletler gönüllüleri giderek işte ne bileyim temel sağlık ihtiyaçlarını gideriyor, temel yiyecek ihtiyaçlarını gideriyor o kadar. Ama bir sığınmacının hele hele kayıtsız olarak gelmesi ve açık kapı politikasıyla bir devlet tarafından kabul edilip şehirlerin içlerine salınması, o ülkenin vatandaşlarının arasına salınması dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Şimdi Türkiye baştan sona sığınmacıları, sığınmacıları açık kapı politikasıyla yani sizin biraz önce ifade ettiğiniz belki yüzlerce simge fıstıkoğlu var şu anda. Neden? Çünkü açık kapı politikasıyla girene sadece ismini soruyorlar. İsmin ne? Simge Fıstıkoğlu. Tamam başka bir şey yok. Belge göster. Hayır yok. yok. Efendim bunun seceresi nedir? Adli sicili nedir? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Ee, o, o, böyle e, hani tacizci midir? Tecavüzcü müdür? Tabii. Terörist midir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bunları zamanında... Zam ajan, zam ajan mıdır? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bunlar içeriye girdiler. Milyonlarca. Ben Yayladağ'ın, Hatay'ın Yayladağ ilçesinin resmi fahri hemşerisiyim belediye meclisi kararıyla. Oradaki halk ne diyor biliyor musunuz? Başam diyorlar. Ya buradan 2011 yılında binlerce at, kayıt hiçbir şey tutulmadan kapıdan girdi Suriyeliler. Nereye gittiklerini bilmiyoruz ama resmen ordu gibi giriyorlardı diyorlar. Haftalarca. Şimdi bunların kayıdının, kuyduğunun tutulup tutulmadığı konusunu zaten halk orada görüyor. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin yeniden Almanya'dan bir sığınmacı iadesi kabul etmesi artık Türkiye istihap hattını doldurmuştur. Kabul etmesi mümkün değildir diyeceğim ama diyemiyorum. Diyemiyorum. Neden? Çünkü Bizde 300-500 bin sığınmacının lafı mı olur? Küsuratı oldu artık bizdeki toplam. Onlarda hükümet düşüren yani 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişilik sığınmacı biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde hükümet düşürdü. Bizde 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi küsurat ihmal edilebilir bir şey. O yüzden Türkiye'nin çok üzülerek söylüyorum. Çok üzülerek söylüyorum bir sığınmacı deposu haline getirilmesi. Yani sığınanlar ayrı, başka ülkelere sığınanların da Türkiye'ye geri gönderilmesi son derece üzücü ve aşağılayıcı buluyorum. Yani hadi Suriye'den canını kurtarmak için geldiler, Lübnan'dan canını kurtarmak için geldiler, Afganistan'dan diyelim canını kurtarmak için Türkiye'ye geldiler. Peki başka yerlerden Almanya'ya geleni, Avusturya'ya geleni biz niye onlar bize iade ediyor? Biz bir depo muyuz? Biz bir depo muyuz? Bizim millet anlayışımız yok mu? Millilik anlayışımız yok mu? O yüzden ben bu yeni anayasa tartışmalarının da sığınmacı, bu kontrolsüz sığınmacı politikasıyla çok aslında paralel olduğunu düşünüyorum. İlk dört maddeye geçtim ama 66. maddedeki Türklük tanımının değiştirilmeye çalışılması ve yerine Türkiye'li kavramının konulmaya çalışılmasını isteyenlerin özellikle sığınmacılara yol açanların ve sığınmacıları normalleştirenlerin ve sığınmacıların Türkiye'de kalmasını isteyenlerin özellikle savunduğunu, sığınmacıların Suriye'ye geri dönmesini istemeyen PKK ve yandaşlarının da yine aynı şekilde Türkiye'li kavramını savunduklarını ifade etmek isterim. Yani tehlike, tehlike çok büyüktür, çok uyanık olmamız lazımdır. Bakın 18 Mart 2016'da Simka'nın bir anlaşma yapılıyor Almanya'yla. Diyorlar ki Almanya'dan Yunanistan'dan, Yunanistan'dan her Suriyeli sığınmacı Yunanistan'dan i iade edilince bir Suriyeli sığınmacı da sayısı 18 binde sınırlı tutulmak kaydıyla Avrupa'da yerleştirilecek. Ve bakın Almanya'da ikamet izni kabul edilmemiş, ikamet izni bitmişlerin geri gönderilmesi düşünülüyor. Şimdi her aslında her bildiri yani mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ki hayır böyle bir anlaşma yok. Ben ona itibar ederim. Neden? Resmi bir açıklamadır. Ama orada beni şüpheye düşüren bir takım söylemler var. Topluca iade edilmeleri. Mesela topluca iade edilmelerine dair bir anlaşma yok. Yani topluca değil de böyle üçer beşer gelirlerse o zaman bu beyanat e, yalanlanmamış olacak ama aslında aynı noktaya varmış olacağız. Fakat ben şunu soruyorum şimdi. Yunanistan diyor ki düzensiz göçmenleri Türkiye'ye iade edeceğiz. Efendim şeyleri e, Almanya, Avusturya iade edeceğiz diyor. Ben soruyorum şimdi Simge Hanım. Madem Türkiye bu kadar bu sığınmacıların geri kabulü anlaşmasında imzaladı, değil mi? Göçmen geri kabul anlaşması var. Bir skandaldır görevdeyken de karşı çıktım ben buna. Ve, ve FETÖ'nün özellikle kabul ettirdiği bir anlaşmadır bu geri kabul anlaşması. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Seyircilerim şu soruyu sorsun. Bugün FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri, IŞİD, MİŞİD, bilmem ne şudur budur falan. Bunlar Avrupa'ya geçiyorlar Türkiye'den. Türkiye'de aranıyorlar ama bir tane FETÖ'cü ya da bir tane PKK'lının Türkiye'ye iade edildiğine şahit olmadık. Değil mi? Şimdi o zaman Türkiye onurlu ve dik duruş gösteren bir devlet olarak devlet olarak şunu talep etmelidir. Önce FETÖ firarilerini ve PKK firarilerini sen bana iade et ondan sonra konuşuruz demeleri lazım. 18 Mart 2016 anlaşmasında vize kolaylığı sağlanacağı ifadesi vardı. Ama biraz önce siz söylediniz Almanya ve Amerika kesinlikle vize vermiyor şu anda. Öğrencilerimiz gidemiyor, iş adamlarımız gidemiyor. Bunun birçok etkeni var ama bir kere ahde vefa yok. O zaman biz bu anlaşmaları niye yaptık? Bir kere onların önce sözünde durması lazım. Bu vize kolaylıklarını sağlaması lazım. Ondan sonra bunların değil mi? Bunların konuşulması lazım. Şimdi hem sözünde durmayacaksın hem de üstüne üstlük Türkiye sığınmacı üstüne sığınmacı yollayacaksın. Ve Türkiye düşmanları da Türkiye'yi iade etmeyeceksin Türkiye'nin istemesine rağmen. Şimdi burada çok ciddi bir sorun vardır. Bu sorunların hepsinin halledilmesi lazımdır.